Merhaba arkadaşlar. Bugün Unify AP-Layer'e Access Point'ünün incelemesini yapacağız. Ben bunlardan 5 tane aldım. Şu şekilde kutunun jetini çektim. Fakat benim ürünlerim yanlış geldiği için ben bu ürünleri iade edeceğim. Sadece özelliklerinden bahsetmek amaçlı ve bilgi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Access Point alacak arkadaşlar. Eğer Unify düşünürse, Unify'da hani Enterprise çözüm olarak ACLR ve sadece LR olan ürün var. İkisi de Access Point. Birisi AP-LR, diğerisi AP-ACLR. Ben AP-ACLR istemiştim fakat direkt LR olan versiyonu geldi. Bu Access Point'te yine Enterprise bir ürün olmasına rağmen AC'ye göre bazı düşük özellikleri var. O yüzden ben bu ürünü kullanmak istemiyorum. Geri iade edeceğim. Çünkü 5 GHz'de yayın yapmıyor. İlk önce şu ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Birazdan bunları geri yollayacağım. Hiçbir tanesini açmadım. Şurada 2,4 GHz'de 300 megabit yayın yaptığını görünce 5 GHz'de yapmıyor. Açmadan farkına vardım. Ki bunu kargo ilk geldiğinde de farkına varıp direkt yollasaydım daha iyi olurdu. Şimdi uğraşıyor olmazdım. Bugün elimde yeni ürünlerim vardı. Zaten üstünde yazıyor APLR diye. Ben yanlış gönderme ihtimalleri yok. Çünkü AP acil olanı istemiştim. Öyle düşündüğüm için biraz yanılmışım. Siz ürününüz gelmeden önce kargoyu yollamadan ürünü açın, kutunun içinden ne çıkıyor ona bakın ve bunlar yumurta kutusunda bile gelebiliyor. Bir firmadan almıştım. Yani bu orijinal kutusunda yollamadı. Şu şekilde karton ince bir pizza gibi geldi. Yumurta kutusu diyorum ama bildiğiniz şu renkte. Bundan daha önce bir kutu da geldi. Açılmış. Şurada güvenlik etiketi yok, bir şey yok. Yani öyle ürün gelirse almayın arkadaşlar. Kargoyla geri yollayın. Şu şekilde üstünde bandrol olsun. Ubiniti'nin şu şekilde bir bandrolü var üstünde. Hani bunlar olsun. Bu firmadan almadım ben. İnternetten Teknoloji diye bir firma var. Buradan alabilirsiniz. v.com.tr'de zaten kendileri satış yapabiliyor. Aslında direkt buradan alacaktım ama çalıştığım bir distribütör firma vardı. Yani bilişim firması v.com.tr Unify'ın distribütörüdür. Ana distribütörü Türkiye'de. Buradan direkt alabilirsiniz. Ben çalıştığım bilişim firması aynı fiyattan veriyor diye orayı tercih ettim. Fakat onlarda bir yanlış anlaşılma olmuş. AC Long Range olan serisini yollamamışlar. Bu üründe görüldüğü gibi şurada 2,4 GHz'de 300 megabit hızla yayın yaptığını gösteriyor. Şurada ne kadar mesafede yayın yaptığını gösteriyor. Bu ürünün diğer hani bir bilgi vereceğim ama şurada 802.11n diye protokolle çalışıyor. Bunun bir Wi-Fi protokolüdür. Çok önemli de değil aslında. Hani ben önemli olmadı, önemli değil diye biliyorum ama farklı protokollerde destekleyen cihazlar var. Ne işe yaradığını tam ayrıntısını da bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum kısmında yazar. Anten derecesi vardı bunun üstünde bilgi olarak. Anten derecesi de şey arkadaşlar bunun 360 derece bir anten derecesi var. Hani şu şekilde tavana asmalı bir cihaz. O yüzden 360 derece anten derecesi var bunun. Bunun yanında çalışma sıcaklığı vardı. 10 dereceyle, eksi 10 dereceyle 70 dereceye kadar bir çalışma sıcaklığı var. Herhangi bir problem olmuyor. Yani Türkiye'de her koşulda çalışabilir diyebilirim. Nem konusunda da bizim bulunduğumuz şirket tersane. Ben bunun AP-AC Lite'i var bende bir tane. Çok memnunum. O yüzden bir üst segment olan LR'yi yani Long Range serisine geçmek istedim. Tabi Pro yaklaşık bir 40 dolar 50 dolar farkı vardı. O yüzden Pro alma gereği duymadım. Bu da ortalama 100 dolar 110 dolar civarında bir cihaz. Şu an baktığımız 100 dolar. Bunun AC olanı 110 dolar. Tabi 5 tane aldığımız için biraz daha indirim yaptılar bize. Bunun yanında ürün hani Türk parasıyla yaklaşık KDV ile birlikte 450 liraya falan geliyor. Ortalama 450 ile 500 TL arasında bir Access Point. Hani bundan daha iyi markalar var Access Point'te. Hani şu Unify'dan başka tercih edeceğiniz Access Point'ler hani Cisco olabilir, Rukus olabilir veya Aruba olabilir. Tabii bunlar bize çok pahalı geldiği için ben yine işimizi görecek bu cihazı tercih ettim. Çıkış gücü arkadaşlar bunun 24 volt voltaj beslemesi var. Bu da içinde zaten şeyle geliyor.
Poya adaptörüyle birlikte geliyor. Diğer ürünün geldiğinde bunları yollayacağım şimdi. Diğer ürün geldiğinde kutusunu açtığımda zaten göreceksiniz. Transfer değeri var arkadaşlar bir de bunun. Transfer değeri hız diye düşünebilirsiniz. 2,7 GHz'i 300 megabit zaten bir hıza ulaşabiliyor. Hani bunun yanında bir kontrolörü var. Bu ücretsiz. Bazı cihazlarda kontrolör yazılımı da ayrıca para ödüyorsunuz ama bunu da ödemiyorsunuz. Kullanıcı sayısı 150 kullanıcıya kadar destekliyor bu cihazlar. Bunun LR olanı ise 200 kullanıcıya kadar destekler. Hani kullanıcıların ne kadar kullan dediğim gibi Unify Controller içinde işletim sistemi ve iç mekan cihazlar. Dış mekanda ne kadar verimli olur tartışılır. Hani sudan etkilenir. İç mekan olması bunu gösterir. Su, toz, tersanede grid tozları var. Hani bunu Poyo desteği var arkadaşlar cihaz. Poyo ile çalışıyor. Zaten Poyo adaptörü içinden çıkıyor. Bunun yanında da hani bahsetmem gereken başka bir özellik olduğunu düşünmüyorum. İsteyen durdurup videoyu şuradaki açıklamalara bakabilir. Ben şöyle her tarafını göstereyim. Kutuyu açamasam da cihazı şöyle bir göstermiş oldum. Bunun light olanı zaten elimde. Pro olanı kutu açılımı yapacağım. Dediğim gibi cihazlarım yanlış geldiği için tekrardan iade yollayacağım.